Bu kadın genital sistem maketi üzerinden öncelikle bu videoda bir anatomiyi anlatmak istiyorum. Bu maketi kullanarak birçok sayıda genital sorunun, kadın genital organlarına ait sorunun da açıklamasını yapacağız. Bugün öncelikle bu videoda anatomiyi anlatmak istiyorum. Şimdi bu bir rahim, yumurtalıklar, şunlar yumurtalıklar, şunlar tüpler, fallop tüpleri. Burası vajina. Vajina, burası vajinal kanal ve burası rahim ağzı. Vajinanın dış kısmı, dışarıdan görünen kısmından itibaren kesilmiş vulva denilen kısmı tabii ki burada yok. Bu vajina. Ondan sonra rahim ağzından rahim iç tabakasına doğru gidiyor. Şu üçgen şeklinde olan şey rahim iç tabakası. Bu yapıları şimdi göz ardı edin. Onlar genital sistemdeki patolojileri gösteren şeyler. Onlar bugünün konusu değil. Gördüğünüz gibi rahimin üst şekli bombe. Ondan sonra burada fallop tüpleri var. Fallop tüplerinin bir burada özelliği var. Saçakları var burada. Bu içerisi de kanal aslında. Saçaklı gördüğünüz gibi bu saçaklar böyle yumurta hücresini içeriye doğru alıyor. O şekilde. Rahim iç tabakası burada gördüğünüz gibi üçgen şeklinde bombeli gözüküyor. Böyle bu şekilde baktığımız zaman fallop tüpünün yapısını görebiliyorsunuz. Şunlar yumurtalıklar. Şu yumurtalığın içinde yumurta hücresinin folikülden itibaren gelişim aşamalarını görüyorsunuz. Yumurta çatlayana kadarki gelişim aşamaları. Ondan sonra sarı cisim, corpus luteum adı verilen sarı cisim. Burada fallop tüpünün iç yapısını görebiliyorsunuz. Fallop tüpünün iç yapısı da nasıl bir yapı? Öyle bir şey olması lazım ki yumurta hücresini giderek, çünkü şurada yaklaşık olarak dölleniyor yumurta hücresi, giderek böyle rahim içi kanala doğru ittirecek şekilde buraya doğru bir akım olması lazım. Böyle bir akım olacak şekilde silyalar var içinde, tüycükler. Sperm hücresi buradan geliyor, rahim ağzından giriyor, ilişki esnasında vajinadan rahim ağzından rahim içine doğru ilerliyor. Şurada fallop tüpünün rahim boşluğunun içine açılan kanalları var. Onlardan sperm gidiyor ve burada yumurta hücresiyle karşılaşırsa dölleniyor ve ondan sonra döllendikten sonra da o tüycükler vasıtasıyla daha çok pasif hareketlerle rahim içine doğru ilerliyor ve döllendikten 7 gün sonra da rahim içinin en verimli bölgelerine genelde yerleşiyor. Rahimin yapısına bakacak olursak burada yine anatomiye bakalım. Rahim ağzı ve rahim birbirinin devamı olmasına rağmen bunların hastalıkları, fonksiyonları her şeyi apayrıdır birbirinden. Yani rahim ağzı ayrı bir organdır, rahim ayrı bir organdır. Hücreleri de farklıdır, fonksiyonları farklıdır. Rahim ağzı nedir? Hamile olunmayan dönemlerde işte spermin geçişini sağlamak, bakterilerin geçişini engellemek, hamile olunan dönemlerde de bebeğin büyümesine el verecek şekilde kapalı kalmak, ondan sonra da doğumda 10 santimetre açılarak bebeğin aşağı inmesini sağlamak. Rahimin şurada bir kırmızı bir kesitini görüyorsunuz. Nedir bu? Bu bir kas tabakası. Miyometrium. Bunun amacı nedir? Doğum esnasında kasılarak bebeğin doğum kanalından vajinaya doğru itilmesini sağlamak. Burada. Kıpkırmızı kaslar genelde kırmızıdır çünkü. Miyometrium kası. İşte miyom dediğimiz şey bu. Daha sonrasının konusu bu. Miyometrium adını verdiğimiz kastan kaynaklanan şeyler. Uğurlar diyelim iyi tabiatla. Burada işte yumurtalık, sağlı ve sollu. Tüpler dediğim gibi. Rahim ağzı. Evet. Bunda anlatılacaklar anatomide bu kadar.